Bu dersimizde arkadaşlar geçen hafta bir model oluşturmuştuk. Modelimizin adı yani entity oluşturmuştuk. Kategori entity'sini oluşturmuştuk ve kategori entity'sine bağlı olarak biz kategori veri tabanımızı oluşturduk. Yani migration yaptık ve bununla veri tabanı oluşturduk. Bu tip framework olayına girdiğiniz zaman entity, model, repository, migration, bu kavramlar artık bizim hayatımızın bir parçası oluyor. Şimdi bizim burada bu kategori dediğimiz veri tabanlı bir tablomuz var. Bunun içine veri girmemiz gerekir değil mi? Yani veriyi ne yapmamız lazım? Listelememiz lazım, ekleme yapmamız lazım, düzenleme yapmamız lazım, silmemiz lazım. Yani bu tip bunlar ne diyoruz? Create, read, update and delete. Yani CRUD. Kısaltılması CRUD diyoruz bunlara. Yani create, read, update and delete. Yani dört tane temel şey var veri tabanının. Biz bunlara CRUD diyoruz. Yani her tablo üzerinde bu işlemleri yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi birinci seçeneğimiz var. Bir kere manuel olarak vaktimiz olsaydı onu gösterecektim. Orada çok hata aldığım için ona çok girmek istemiyorum. Geçen projede öyle yapmıştım. Yani ekleme, silme ve düzenlemeyi önce manuel yaptım. Ondan sonra otomatik oluşturdum. Ama orada şeyle karşılaştım. Kod hatalarla, bir sürü kod hatasıyla karşılaştım. Yani aynen yazmaya kalkışınca o manuel dosyaları. Hemen size bir tane göstereyim. Biraz önce açıp kapatmıştım. Örneğin bir tane bu konuda bir dosya, örnek dosya açayım. En azından görmüş olun. Bakalım. Eski projeden yapmış olduğumuz bir admin işini yapmıştık. Pardon. Kategori kontrol. Evet, mesela ekleme, işte gösterme, bir tane kaydını gösterme, düzenleme ve silme işlemlerimiz var. Bu bir sürü karmaşık kod var. Bunu birebir yazmak biraz çok büyük şey hatalarına sebep oluyor. Dolayısıyla aslında bilmemiz gerekiyor nasıl olacağını. Bunu öğrenmenizi istiyorum. Şimdi biz bunu otomatik oluşturacağız. Her şeyin başı arkadaşlar şuradaki entity. Her şeyin başı burada oluşturduğumuz entity. Şimdi burada CRUD, create, read, update and delete controller kısmını ve buna ait temel HTML formlarını otomatik oluşturan Symfony komutunu yazıyorum. Başlayalım. PHP bin console make nokta CRUD şeyde oluşturmasını istiyorum. CRUD'u nerede oluşturacağız? Şimdi ben admin'de oluşturacağım. Admin'e taşımam gerekecek. Yani o işlemi admin'in içerisinde taşımak istiyorum. Ama entity ana kategoride oluşturduğum için ana sayfada oluşacak. Hatta şunu önce bir deneyeyim. Evet. CRUD'umuzu burada oluşturalım. Yani ana kontrolörde oluşsun, biz taşıma gerçekleştirelim. Evet. Kategori için CRUD oluşturuyorum. Hemen komutumuzu yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım neler oluşturdu bize. Bakın. Template'in içerisinde kontrol kategori kontrol oluşturdu. Kategori type oluşturdu. Formlar burada oluşuyor. Muhammed. Type'da oluşuyor.
delete formu, direct form, edit, index, new vesaire hepsini burada oluşturdum. Ama ben bunu admin'de kullanmak istiyorum bunları. Admin'de kullanmak istiyorum. Dolayısıyla projemize gelip ilk controller oluştururken entity orada oluştursaydık iyiydi yani. Şurada oluşan şeyleri göstereyim arkadaşlar. Bakın. Controller'da gelelim. Ben kategori controller. Bunu alıp admin'e taşımak istiyorum. Okey diyorum. Admin'e taşıdım. Değiştireceğiz. Admin'e taşıyınca şurada şeyin içerisinde yani app'in içerisinde değil direkt namespace'i entity kategoriye bağlı olacak. Fakat namespace'i admin. Controller admin'de olacak. Controller içindeki admin'de olacak. Evet. Yani bu controller'ın yolunu yazdım yani. Şu controller kadar olan aplikasyondan gelen controller ama admin içerisinde olduğunu belirtiyorum. Onun dışında herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi template'imiz var burada. Template'imizi de admin içerisinde alıyorum. Bunları aslında ben şey yapsaydım entity'yi de admin entity'lerde de admin klasörü oluşturup orada halletseydim her şey orada olacaktı ama oluşturmadığım için manuel taşıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım neler oluştu arkadaşlar. Kategori controller kategori index dediği zaman kategori listelenecek yani o şekilde bir şey var. New dediğimizde kategori new dediği zaman yenisi yeni eklenecek. Show dediği zaman kategori show dediği zaman show edecek. Edit dediği zaman edit edecek vesaire. Yani yolun o şekilde olmasını kabul ediyoruz. PHP console şimdi yaptığımız şey biraz karmaşık gelebilir size. Onu başta söyleyeyim. Sayfamız bu şu anda. Şu anda kategori dediğimiz zaman sayfamız önce bir çalışıyor mu bakalım. Sayfamızın şey yapmadık mı? Bunun template'ini yapmamış mıydık? Home controller'da niye direkt gelmedi? Bakın burada home kaldı. Bunu siliyorum. Bunu silince ne olur? Bunu silince bir şey yazmasak burası çalışsın. Geçen hafta birleştirme yaptık ya biz. Yani home template'i yapmamış. Home ana sayfayı yapmamış mıydık? Yaptık sen. Nasıl? Şöyle yaptık geçen hafta. Evet. Geçen hafta bütün gruplarda bunu yaptık. Bu hale getirdik.
Ama ne yapıyorduk? Home deyince geliyordu burası. Şimdi direkt gelmesi için home'u sildim. Onsuz gelsin dedim yani. Ana sayfamız nasılsa bu onsuz gelsin. Şimdi kategoride ne yazarsa kategori gelir. Kategori yazarsak oraya gelmesi lazım diye tahmin ediyoruz, diye umuyoruz yani. Çünkü öyle yazıyor bizim şeyimizde, root'umuzda öyle yazıyor. Evet, diyor ki ne hatası aldık? Ne demek bu? Etkin bir şekilde bağlantı kurulamadı. Niye kurulamadı bağlantı? Çünkü MySQL açık değil. Ben niye onu açtım? XAMPP'i açıp aktif edelim. Şu bir de localhost açıp 1-2 kayıt ekleyeyim. Şuradan MySQL'i start ettim. MySQL front tarzı böyle şeyler var. Biz MySQL Project 4'ü kullanacağız değil mi? Evet. Şurada veri girebiliriz mesela. Burada mesela parent id 0, title. Computer 0, Kaç tane K? Bir tane K kesmedi bizi Electronics. Başka ne kategori var? Bir tane söyleyin. Aklınıza gelmiyor mu? Yeter bu kadar. Hani böyle şey olsun bakalım. Denemek aslında. Şimdi tekrar veri tabanını da açtık. İndeksimizi açıyoruz. Şimdi bu çok taşıma yaptığımız için çok karmaşık bir örnek olduğunu için söyleyeyim size. Neden karıştırdık? Bazı yollar şeyi taşıdığımız için, kategoriyi buradan taşıdığımız için hemen gidip kategorinin içerisindeki bu yolları tanımlamam lazım. İndex base HTML'e bağlı. Evet, index base HTML'e bağlı. Şimdi kategori controller'a geliyorum. Nereye çağırıyoruz? Admin'deki artık. Admin'e kopyaladık ya buraları. Admin'dekine çağırıyoruz. Admin'e bağladığımız için. Taşıma yaptığımız için ufak tefek bazı yolları, dosyaların olduğu yolu değiştirmemiz gerekiyor. Gördünüz mü? Burada diğer yerleri de ekliyorum, değiştiriyorum. Şimdi product'ı muhtemelen şeyde eklerim yani. Böyle bir nereye değiştirdik? Kontrolünü taşıdığımız için dedik ki kontrolümüz admin klasöründe dedik. Oraya taşıdık çünkü buraya taşıdık kategoriyi. Dosyaları da admin'deki kategoriye taşıdığımız için admin'deki kategori olarak düzelttik. Onun dışında bir düzeltmemiz yok. Ama buralarda da düzeltme ihtiyacımız var. Şu delete form, şu bütün 3 dosyada da açıyorum şöyle onları. Hepsinde varsa dosya, bak şurada aynı. Düzeltiyorum yani. Birbirini çağırma durumu var. Aynı şurada gördüğünüz gibi. Var. Entity admin'de oluşturacak. Şu entity var ya. Şu entity kategori var ya. Bir admin klasörü açıp oluştursaydık bu entity'ye bağlı olan bütün şeyleri admin klasöründe oluşturacaktı. Yani hem bu tweak'leri hem de şeyleri. Ama bizim problemimiz bu değil. Yani biz bunları şu anda göstermeli kullanıyoruz. Biz bunları zaten kullanmayacağız yani.
Yani bizim hikayemiz, şu anda yaptığımız şey bizim hikayedeki çok basit bir şey. Yani zaten bunları her tarafını biliyor olmamız lazım. Yani controller, tweak, bu işlemler. Yani sonuçta controller bir klasöre taşıdığın zaman ya da oradaki tweaklerin yolunu değiştirdiğin zaman controller'da yolunu değiştirmek zorundasın. Ya da controller'da bir include olursa, şuradaki gibi bir include olursa değiştirmen gerekir. Yani include bu bizim bildiğimiz sabit bir şey yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi biz eğer entity admin'de olsaydı çalışır çalışmaz bu şekilde gelecekti. Show dediğimizde bakın ilgili kaydın detayını açıklıyor. Sonra create new dediğimizde bir tane daha otomatik yani bunu kullanmıyoruz. Sadece dediğim şekilde gösterme amaçlı yapıyorum da. Title yeni bir kategori oluşturalım. Ne olsun? Elektronikte. E-shop'ta ne var başka? He? Televizyon elektronik için içerisinde. Ana kategori. Books diyelim yani. İyi de ben otel rezervasyonum. Ne işim var benim bunlarla? Benim projemde otel rezervasyondu. Evet neyse. Anlaşılması için şey yapıyorum sadece. Evet gördüğünüz gibi ekledim. Ama biz bunları zaten şu anda gördüğünüz buraları kullanmayacağız. Bunlar sadece bu gösterilen şeyler, bu gördüğünüz şeyler şurada oluşan tweak dosyaları bunlar tweak dosyalarını sadece bize şablon oluştursun diye var. Aslında biz bunları zaten değiştireceğiz. Çünkü bizim admin panelimiz böyle mi? Böyle mi admin panelimiz? Değil. Nasıl admin panelimiz? Bir kere biz extend'i nereye yapacağız? Admin base'e yapacağız değil mi? Bizim base page'imiz hangisiydi? Admin değil miydi? Bakalım ne olacak? Bizim sayfa nereye gelecek? Ben de merak ettim. Şimdi geçen haftaya kadar yaptığım şeyleri yapmayanlar şu anda anlattığımız şey trigonometri. Tamam mı? Evet gördüğünüz gibi ne oldu? Listemiz buraya geldi yani. Admin paneline geldi ama biraz iç içe karıştı. Şurada gördünüz. Bir iç içelik meydana geldi. Aslında listemiz geldi yani şurada görünüyor. Listemiz burada görünüyor. Şimdi biz admin panelimizi nasıl çağırıyorduk? Şu admin dediğimiz zaman gelmiyor mu? Şöyle geliyordu. Düzgün bir şekilde geliyor. Şimdi biz kategoriyi admin panelinden sonra kategori dersem çalışmasını istiyorum. Bilgisayar da yavaş. Şu anda tabii biz tasarım modunda olduğumuz için yavaş çalışıyor sayfalar. Sebebi şu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Symfony Toolbar var. Bu sizin sayfanızla ilgili şu anda tasarım modunda cache'de ne var ne yok, bir authenticate var mı, ne var, neler oluyor bu sayfada. Ayrıntılı bilgiler burada. Rapor bilgileri burada veriliyor şurada. Şu anda biz tasarım modunda olduğumuz için ileride sayfayı yayınladığımızda burayı kapatıyoruz. Yani bunun gelmesini istemiyoruz o zaman. Bize bu sayfa ile ilgili rapor tutmayacak yani. Şu anda bizim tasarım raporlar var işte. Şu anda diyor ki şu anda şu admin, şu controller desin. Şu anda admin rutunu çağırdın. Oturum var diyor. Redirect şuradan geldi bu sayfa. Şu kadar milisaniyede yüklendi. Cache'de %80 bilmem kaç tutanması var.
authentication durumu var, oturum açılmış, alışmamış mı vesaire vesaire. Şimdi ben birinci aşama bir. Ben kategoriyi admin kategori dediğimde gelmesini istiyorum. Çünkü admin'deki bir şey bu. Admin kategori dediğimde kategori listeliyorum. Şurada kategori dediğimde ise ana sayfada kategori listelemek istiyorum. Anladın mı? O zaman bu yolu değiştireceğimiz yer neresi? Controller'da bakın burada ne yazıyor? Kategori yazıyor. Biz kategori yazınca bizi oraya götürdü değil mi? Ama ben buraya dersem ki admin kategori dersem bu sefer buraya gelir. Artık kategori dersem çalışmaz. Çünkü öyle bir şey yok. Bakın öyle bir şey yok artık. Ne yapıyorum? Yani bunları aşama aşama gösteriyorum size. Ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Bakın admin kategori olunca geldim. Şimdi ben bu listeyi şuraya getirmek istiyorum yani. Şu kutunun içine koymak istiyorum değil mi? Şu kutunun içerisine koymak istiyorum. O listeyi bu kutunun içine koymak istiyorum. O liste nerede oluşuyor? O liste indekste bakın şurada oluşuyor. Gördünüz mü? Şurada oluşturuluyor. Önce nereden oluşturuyor onu söyleyeyim. O listeyi admin kategori devamında hiçbir şey yok kısmına geldiği zaman indeks fonksiyon çalışıyor. İndeks fonksiyon çağırıyor. İndeks fonksiyonu arkadaşlar şu komut şurası kategoriden verileri alıyor. Kategori olarak indeks HTML'e gönderiyor. Burası bir sorgu arkadaşlar. Şurası bir sorgu. Yani kategori deposunda yani kategori modelinde olan bütün verileri çek. Kategori değişkeni olarak indekse gönder. İndekste de bir döngü oluşuyor. For kategori in kategori diye bir döngü oluşuyor. Bütün alanları yaz diyor. Değilse kayıt yok diyor. Döngüyü bitir. Şimdi normalde arkadaşlar bu bütün yaptığımız şu anda yapılan her işi geçen dönem manuel yaptık. Dolayısıyla bu biraz otomatik olması bir anda çok kodla karşılaşmış olmanız kafa karmaşasına sebep olmuş olabilir sizde yani. Kafa karışıklığına sebep olmuş olabilir. Yani bir anda bir komut uyguladım. Kategori kurut dedim. Bütün ekleme, silme, düzenleme, veri tabanına bağlama, veri tabanından çekme, form, ekleme, silme, düzenleme formların oluşması hepsi oluştu. Hop. İki yerde biraz değişiklik yaptım. Adlarını değiştirdim. Kopyaladım admin'e. Biraz da yollarını değiştirdim. Adını değiştirdim. Yani 15 dakika içerisinde yüzlerce sayfa kod ile muhatap olduk birden. Bunlar karmaşaya sebep olabilir. Kimin için karmaşaya sebep olabilir? Geçen hafta yaptığımız gerek admin'de olsun gerek ana sayfada olsun kontrolörün nasıl çalıştığını, kontrolörün template'leri nasıl çağırdığı, yani template'ten tweak'leri nasıl çağırdığı olayını tecrübe ettiğimiz zaman burası biraz anlaşılabilir. Çünkü aynı şeyi yapıyoruz. Geçen hafta manuel yaptığımız şey bu sefer otomatik oluşturduğumuz için indeks şeyimizle otomatik sadece burasını değiştirdik hop çalıştı. Çünkü ne yaptı? Geçen sefer biz oluşturduk buraları. Yani geçen sefer admin'in ana klasöründe bunları biz ne yaptık? Kendimiz bunları bir araya getirip oluşturduk. Ama şimdi elimizde oluşmuş olarak duruyor. Bizim şu anda yapmamız gereken şey adaptasyon. Bizim şu anda elimizde birinci adaptasyonumuz admin base'i entegre ettik. Sonra buraya aynen uyarlayacağız buraya. Şimdi kontrolümüzü de koyacağız. Admin kontrolümüzü de
koyacağız. Nereye koyacağız? Şurada zaten. Buraya ne diyeceğiz? Kategori home page diyeceğiz. Var zaten. Şimdi blok var. Evet. Body görüyorsunuz değil mi? Body de şurada. Şimdi body şöyle burayı bir açalım. Biz nereye getirmek istiyoruz? Şu kutuya getirmek istiyoruz listeyi değil mi? Şu kutunun. Yani create starting your amazing application. Değil mi? Oraya getirmek istiyorum. O zaman ben create blank page title şurası. Şurayı görüyor musunuz? Ben şuradaki tabloyu oluşan tabloyu o kutuya yerleştirmediğim için burada saçma bir yerde görünüyor. Oraya getirmek istiyorum. O zaman şurayı alıyorum arkadaşlar. Şurayı alıyorum. Bakın. Şurayı nereye kadar alıyorum? Body'ye kadar alıyorum. Geldim. Benim kategorinin içerisine yukarısına yapıştırıyorum. Yapıştırdım yukarıya. Bakın bu benim sayfanın kodları. Sonra gittim. Şu yazının altında kalan şeyleri de benim hazırın şeyin altına kopyalıyorum. Bizim bitti. Şunun altına kopyalıyorum. En toptan hemen önce kopyalıyorum. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bakalım ne olacak. Gördünüz mü? Listemiz nereye geldi? Kutunun içerisine geldi yani. Şu anda blank page diyor. Onları düzelteceğiz yani. Kendime göre uyarlayacağım. Blank page demiyor. Ne diyeceğiz oraya? Kategori list home kategori yavaş yavaş biraz şeye benzeteceğiz. Bu yazıya ihtiyacımız var mı? Yok. Şuraya title'ı ancak değiştirebilirim. Kategori index yazısı nerede yazıyor? Siliyorum, buna ihtiyacımız yok. Bir yerde title vardı şurada. Kategori list table diyorum. Artık kendime göre ne yapıyorum? Adaptasyon yapıyorum. Artık evet, gördüğünüz gibi değiştirdik. Hatta bunu evet bakın oluştu, gördünüz mü? Bizim şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Bu bizim, burası neydi? Şu aşağıya yapıştırdığımız şeyler nedir? Şu yapıştırdığımız nereden geldi bunlar? Bizim template'in parçaları. Yukarıdakiler nedir? Şunlar. Tablonun üstündekiler. Bunlar da bizim template'in parçaları. Biz ne yaptık? Projemizin bir parçasını aldık. Template'imize adapte ettik arkadaşlar. Şöyle Ctrl A yapıyorum. Ctrl Alt I intent yaptığımız zaman bütün bu kodları iç içe hizalıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha bir şey yaptık. Tekrar refresh yapıyorum. Bakın, kategori homepage, kategori list, kategori. Burayı isterseniz gösterirsin. Bizim template'de olduğu için dolduruyorum yani. Ha, bunu yazmama gerek var mı? Burada yazmayabilirim de. Yani çift olmasın diye yazmayabilirim de. Ya da bu yazıyı yazmayabilirim de. Zaten burada yazmışım. Gibi. O tamamen size kalmış. Sadece şey yapıyoruz. Burada hangi bilgileri gösterecekseniz ya da göstermeyecekseniz bazılarını değiştirebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Şimdi aynı işlemleri şurada biz bazı işlemleri yapmıştık ya. Bu bizim örnek sayfamız arkadaşlar. Şu sayfa bizim örnek sayfası. Dolayısıyla o kutuya gelmesini istediğimiz her şeyi onun için almamız lazım. Bak şu anda edit diyorum. Show diyorum. Hadi geçmiş olsun. Nereye gitti? Template'in dışına çıktı. Neden buraya geldi? Çünkü
Base page dedi. Ya da mesela burada add diyorum. Create new diyorum. Create new. Nereye geldi? Cıbıldak bir sayfaya geldi. Bu orası neresi bizim? New neresi? Burası değil mi? Bu sayfaya gönderdi bizi. Bu sayfa ne yaptı? Base'i çağırdı. Ne, hangi base'de çalışacak bu? Admin'e bağlıyız biz. Tekrar bak, aynı şeyi tekrarlıyorum şimdi. Bir, admin base'e bağlayacağız. Bu bir. İkincisi, şunun altında ve üstünde ne yapmamız gerekir? Template'ten gelen stili yerleştirmem lazım. Divleri yerleştirmem lazım. Onlar nerede? Şurada. Alıyorum. Body'ye kadar. Yapıştır. Sonrasını da alıyorum. Bak, benim ana şeyim bu, şablonum bu. Altındakileri de yapıştırıyorum. Bakın. Sonra kutu güllük gülistanlık bir şekilde. Tekrar refresh ediyorum. Nereye gelecek görürsünüz şimdi. Gördünüz mü? Burası şeye geldi, yani kutunun içine geldi. Anlaşılıyor mu? Şimdi liste tekrar dönüyorum. Böyle list diyorum, admin kategori. Listeye geliyorum. Mesela edit ve show kısmını da aynı işi yapmam lazım. Bakın, edit kısmı da aynı şekilde. Onları da yapmam lazım. Nerede? Edit nerede benim? Şurası. Önce admin, sonra buradaki sonunu alıyorum. Edit, şu sona kopyalıyorum. Sonra baştakileri de alıyorum. Baştakileri de başa kopyalıyorum. Şimdi tekrar edit diyeyim, bakayım ne olacak. Evet, gördüğünüz gibi editler de geldi. Yani tabii bunları değiştirmem lazım şuralara. Yani bizim admin panelin içine geldi. Diğer sayfalarda da aynı şeyi yapayım yani. Mesela başka ne var? New kısmında da new yapmıştık. Burası da sileyim, blank page değil. New kategori page. Şurası blank yazan new kategori gibi. Title yok. Sil bunu, title artık. New'de miydik? Edit'te de aynısını yapalım. Nerede edit? Edit kategori page. Edit kategori page denene gerek yok. Bunlar bizim şablondan kaynaklı şeyler. Artık title'a gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi. Hatta bu yazıya bile gerek yok. O niye duruyor orada? İkinci edit kategori nerede? Şu muydu? Ha, şurada. Şurada görünüyor. Sil onu, gerek yok. New'de de varsa aşağıda bir new kategori, sil onu, gerek yok. Evet, gördün mü? Biraz düzeltiyoruz yani. Tekrar liste dönüyorum. Yani düzeltmediğimiz neresi kaldı ona bakalım. Show kısmına kaldı. Show kısmı hala eski durumda. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Show'a geliyorum. Show'a geliyorum. Hemen gidip burada bizim index. Neden sürekli index'e gidiyorum? Çünkü index bomboş. Yani başını sonunu görebiliyorum yani. Daha rahat alabildiğim için. Sonunu alıyorum. Show nerede? Sonunu sonuna kaydediyorum.
indekse gidiyorum. Bu benim şablonum. Alıyorum. Evet, şu artık H1'e gerek yok. İstemiyoruz. Evet. Show'da. He, şeyi değiştirmedik. Show'da biz neyi değiştirmedik? Admin base değiştirmedik. Evet. Evet, gördünüz show'u da. Bu delete nasıl? Şurada bir delete var. Aa, silmek ister misiniz? Silmiş. Herhangi bir sayfa açmadı, direkt sildi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz şu anda hiçbir şey yapmadan sadece bir CRUD komutu yapıp CRUD'la oluşan controller'ı ve template dosyalarını, yani HTML dosyalarını kopyalayıp içerisinde bazı düzenlemelerle, bizim template'e uydurmalarla bazı düzenlemeler yaptık. O ekleme, silme düzenleme, hepsi bu. Ama bunlar yeterli değil tabii. Bunlar bizim için yeterli değil. Yani bu, çünkü show böyle bir form olur mu hiç yani? Böyle bir formda kim kayıt girer yani? Bak. Bu bizim için oluşurdu örnek bir form. Yani bizim için oluşurdu form. Şeyde aslında form kısmı şurada. Şurada arkadaşlar. Form şurada. Kategori type dediğimiz yerde biz şurada mesela create add'leri eklemek istemiyoruz mesela. Şuradan siliyorum. Bak şimdi. Burası aslında gidip orayı oluşturuyor. Refresh yapıyorum. Bakın gitti. Form buradan oluşuyor. Bu otomatik oluşan bir form. Ama biz o formu kendimiz yönetebiliriz. Ya burayı ya burada düzenlemeleri yap. Bizim istediğimiz form şöyle bir form arkadaşlar. Hemen belirteyim. Çünkü bizim şeyimiz var. Bizim bir template'imiz var. Yani admin template'imiz. Şurada index. Şuradan faydalanacağız yani. Nerede bizim forms? Biz şöyle şekilli bir şey istiyoruz yani. Böyle kullanmak istiyoruz. Tamam mı? Bu hale getirmek istiyoruz bizim formlarımızı. İşte bu hale, ya iki seçeneğimiz var. Böyle bir form yani. Bir forma bakın. Bir de buradaki forma bakın yani. Bizim bu hale getirmemiz lazım. Ya birinci seçenek, otomatik form çağırmayacağız. Otomatik form şudur. Otomatik formumuz nerede? Ha, şu form. Formu çağırıyor, include ediyor. İki komuttur şurada. Formu start ediyoruz. Form end form ediyor. Elemanları buraya ekliyor. Bir tane de buton ekliyor yani. Bütün form şuradan çağırıyoruz. Şu form gidip şuradaki formu çağırıyor arkadaşlar. Şurayı çağırıyor. Ya eğer otomatik çağıracaksak burada bir şeyler yapacağız. Yok otomatik çağırmayacaksak burayı değiştireceğiz. Ya da burayı çağırmayacağız. Kendimiz burada bir form oluşturacağız. Yani ya da şurada new dediğimizde ben bu include'u yapmayacağım. Şurada bir tane kendim form oluşturacağım yani. Kendim form oluşturacağım. Buna dikkat etmemiz lazım. Kendim form oluşturmak istersek şurası gördüğünüz gibi bu kendisinin oluşturduğu form. Pek biçimsel bir şey değil. En asgari şartları taşıyan bir form. Şöyle kaynağına bakmamız gerekecek. Şu gidelim formumuza. Form şurada arkadaşlar. Şu gördüğünüz form. Bizim için oluşan otomatik form bu. Oluşturduğu şey yani şu bizim önemli arkadaşlar. Name'e bakalım. Name. Şurayı gördünüz mü? ID, category, title. Name, category, title. Şu.
Evet. Bizim ya biz böyle bir şey oluşturacağız ya böyle bir manuel oluşturacağız diyelim. Bundan faydalanıp buradaki şekilden faydalanıp bir oluşturacağız ya da burayla oynayarak şurayla oynayarak bizim form kategori şu şurayla oynayarak şekilsel hale getirmemiz gerekecek arkadaşlar. Bizim beklentimiz bu. Şimdi tabii bunun dokümantasyonu var. Şimdi Muhammed bunlara tam çorba oldu ha. Biz bunları ekleme, silme, düzenlemeyi tek tek manuel göstermemiz gerekirdi. Böyle grupla yapmamız biraz nasıl? Şurada formlar var arkadaşlar. Form yapılarının oluşması. Building a form mesela şurada. Diyor ki bizim zaten formumuz şurada. Örnek bir form var. Builder'a girmiş. Örnek bir formun nasıl oluştuğunu gösteriyor. İşte child, add, add'ler var. Burada da add'ler var mı? Evet. Text type class'ları burada ekleyebiliyoruz. Formumuzun içerisine. Submit type class. Task type class. Task class. Yani özellik belirteceksek orada belirtiyoruz. Formu bu şekilde çağırıyoruz. Peki büyükte form bootstrap layout dediği şey bir temaya bağlı olarak çağrılabilir diyor burada. New HTML Bootstrap for integration with the Symfony form. Biz zaten Bootstrap kullandığımız için hazırda böyle entegrasyon var mı ona bakmam lazım. Bakmak lazım. Form tema mesela şurada. Şurayı değiştirsek mi diyorsun? Şurayı. Bir bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey oldu diye. Bir yere atabilir. Evet. Ne oldu bizim form? Biraz daha şekilsel hale geldi yani. Aynısını zaten düzenleme formunda da aynı hale gelecek. Mesela home'da list listeye gelelim. Edit'te de biz create'te miydik? Edit'te de aynı formu çağırdığı için bakın şurası da gelmiş oldu. Böyle bir pratikliği de söz konusu. Bu şu anda her şeyi otomatikleştirdik işin gerçeği yani. Otomatikleştirdik şu anda yaptığımız şey otomatikleştirmeyi kullanıyoruz. Ama biz bazı şeyleri otomatik şuradan nesneleri bazen açılır kutu yapmamız gerekecek. O açılır kutuları bir veri tabanından gelip içerisine listelememiz gerekecek vesaire bir sürü işlemi var arkadaşlar. Şu anda şöyle bakalım. Genel itibariyle kategori, ekleme, silme, düzenleme vesaire gerçekleşti. Ama biz burada parent ID dediğimiz kısım burayı yöneteceğiz daha. Burası böyle değil. Böyle çıplak olmayacak. Parent ID kendi kendine bir şey durumu gelecek. Bir de bizim burada artık admin paneline girdiğimiz için artık bu menüyü adam etmemiz gerekecek. Bu soldaki menüyü adam etmemiz gerekecek. Soldaki menüye bakalım. Şöyle admin'e girelim bakalım. Admin'de
Ha, zaten şu. Sidebar. Sidebar'ı görüyor musunuz şurada? Bu bizim sidebar. Şurada gördüğünüz menü. Şurayı görüyor musunuz? Ne kalacak burada? Admin LT3 Alexander Price. Şu anda login olan kişi. Bunu ileride değiştireceğiz. Bana iki tane menü lazım. Bir açılan kutu. Bir tane de tek. Yani şu şekilde olan bir tane tek lazım. Dolayısıyla bir dashboard şeklinde olan lazım. Bir de widget şeklinde olan lazım. Ona göre değiştireceğim yani. Gerisini sileceğim çünkü. Şimdi buradan görüyorsunuz. Admin LT3 Hotel Admin diyeyim. Alexander ileride değiştireceğim bunu söyledim. Şimdi burada menülerimize baktığımız zaman dashboardlar var. Sonra widgetler var. Kalanını siliyorum. Nereye kadar? Bütün li'leri siliyorum. Sil, 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 sil. Evet. Lileri sildim arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi sildim. Fazla silmemişim. Ha, şurada güzel şeyler var. Orada örnek bıraksaydım fazla silmişim ya. Oradan da bir örnek bıraksaydım. Nerede şu? Labels. Label'ları geçelim. Labels'ların üstündekileri silelim. Heh. Tamam. Şuradan itibaren sileyim. Sil, 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 sil. Nereye geldik? Sil. Bayağı silmişiz ya. Bakalım ne oldu. Bayağı varmış. Kalanlarını tekrar sileyim. Mailbox vesaire vesaire. Widgets'lara kadar girelim. Evet, şuraya kadar siliyorum. Bakın gördünüz tertemiz tertemiz bir sayfa. Gördünüz mü? Temizledik yani şeyimizi. Bu örnek menüydü yani. O bizim template'ten gelen örnek menüydü. Şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Kategori var. Benim yani benim ihtiyacım olan. Mesela şurada açılan kutu olan menü örneğinde ne vardı şurada? Dashboard diyor. Dashboard 1, 2, 3, 4. Bazen eğer açılır kutulu bir yer istersek ona örnek olarak bıraktım. Diğerleri mesela orayı ne yapacağım? Dashboard. Ha şurası şurası. Rezervasyonlar. Şurada mesela new. Accepted. İptal edilenler. Ekstra bir tane daha koyayım. Cancel it, cancel Completed, yani tamamlananlar yani. Completed. Bakalım ne oldu yani. Ben artık kendi projeme göre oluşturuyorum. Mesela rezervasyonlar geldiği zaman açacağım new olanlar. Mesela new'in karşısında new yazabilirim. Mesela
şey oldu yani. Bunu şimdi değiştireceğim. Widget dedim, şeyi değiştireceğim. Ne olacak o? Bu benim kategori olacak. Kategori. Şu nivi alıyorum mesela. Bizim işimize yaramıyor. Onu nivi nereye götüreceğim? Nivin oraya götüreceğim mesela. Evet. Gördüğünüz gibi açtım new. Bu benim kategori. Şimdi kategorinin yolunu belirtiyorum. Şimdi diğerlerinin henüz yolu yok. Kategori ne yapınca oraya gidecek? Admin kategori. Şimdi ben buraya çoğaltıyorum bunu. Benim projelere ihtiyacım var. Hotels. Değil mi? Otel kaydedeceğim yani. Mesela en aşağıda bir şey var. General diyeyim. Şurada settings diyeyim. Gördün mü? Artık benim şey hotels, settings bunlara değiştireceğim yani. Oteller dediğinde otelleri listeleyeceğim. Kategori tıklıyorum bakın. Zaten şurada admin'e tıkladığım zaman şu admin'e gelmem lazım. Nerede benim şu admin otel? Şurada bir şey vardı. Otel logo. Beni nereye götürmesi lazım? Admin'e götürmesi lazım, tamam mı? Evet, admin'e geldi. Kategori geldi. Gördünüz mü? Admin kategori. Artık ben sayfa biraz önce sol taraf çok karmaşık değil mi? Yani template'imizde vardı. Artık orayı bizim sol menümüz yani. Projemiz neyse ona göre menüler gelecek. İşte haberler, duyurular, bloklar, bilmem neler vesaire. Ne yapmak istiyorsanız onları. Yeni haberler vesaire, bilmem neler, o testler. Yani burada bazı menülerimiz herkeste standart. Nerede mesela? Kategori herkeste olur. Kategori zaten aynı. Ben de ondan sonra ne var? Müşteri mesajları yani bize yazın mesajları olacak burada. Yorumlar olacak. Users'lar olacak. Herkes de bunlar olacak. Bunlar burada gösterilecek aynı şekilde. Bütün her şey projemize gösterdiğimiz her şey şu şekilde yönetilecek. Tabii bu henüz bu şey haliyle yani şu anda biçimsiz haliyle gösterdim yani. Bunu değiştireceğiz yani. Bu tablo bu şekilde bir tablo kullanmayacağız. Tabloyu biraz daha görsel hale getireceğiz. Örneğin bizim zaten admin'de nelerimiz var? Tablo örneklerimiz yok mu? Şöyle simple tables. Mesela bakın burada örnek tablolarımız var mesela. Şurada border table diyor mesela. Border, bizim bir tablomuza bakalım. Geç 3 aşağı 5 yukarı benziyor. O da şeyi kullandığı için aslında bizim bootstrap'i kullanıyor. Şu anda table dediği için burayı kullanıyor. Ama gerçekte burayı kullanabilmesi için bazı tanımlar koymamız gerekir. Örneğin mesela burada hangi sayfaya tekabül ediyor? Page table simple. Page tables simple'ı açtığım zaman bu bizim simple table dediğinde simple tables, simple table, simple table, home, simple table, section. Şuraya bakıyorum. Simple table şey border mesela nedir? Border table. Bu simple full width.
table full derken neyi kast? Ha, tüm çizgiyi. Sütunlar yok. Mesela bu düz şey çizgilerini de çekin. Border table'ı bulayım. Burada değiliz. Ha, border table. Şu class'ı eklememiz lazım arkadaşlar. Bak şu class'ı görüyor musunuz? Ben bu class'ı alıp getir projemde benim list nerede? Şurada admin kategorinin içerisinde indeksteki şu table'a eklersem, şu class'ı değiştirirsem, evet, tablom ona dönüşecek arkadaşlar. Yani görsel olarak böyle bir tabloya dönüşmesi. Gördünüz mü? Görsel olarak böyle bir tabloya dönüşürdü. Buradan keyfinize kalmış. Hangi tabloyu kullanmak isterseniz gidip oranın klasını ne yapmanız gerekir? Kendi tablonuzun klasına yüklemeniz gerekir. Burada olmasını istemediğiniz alanları çıkartabilirsiniz. Mesela create at tablonun ne zaman eklendiği, ne zaman olduğunun bir önemi yok. Silebilirsin. Yani satırın ne zaman eklendiği burada göstermemizin bilgi olarak değil bizim için. Mesela rezervasyonda tarihi göstermemiz gerekecek. Bu ya da mesaj bir şeydi ama bir kategori alanının hangi saatte ne zaman eklendiğinin bir önemi yok bizim için. O dolayısıyla listede göstermemize gerek yok. Mesela işte gördüğünüz gibi listede herhangi bir gösterme. Yani burayı sadeleştireceğiz. Her şeyi listelememizin anlamı yok. Ana şeyleri listeleyeceğiz. Örneğin otelse geldiğim zaman 10-15 tane alan olacak mesela. Hepsini burada listelemeye kalksam işimiz var. Neyi listeleyeceğiz? Otelin kategorisi, otelin adı, şehir belki, bir tane örnek resmi, bir de durum. Şu anda aktif mi, true mu, false mu? Yani yayında mı, değil mi gibi yani. Basit bir şey yapacağız. Evet. Bugün arkadaşlar temel olarak geçen hafta oluşturduğumuz kategori modelinin admin panelde ekleme, silme basit olarak, henüz bitmedi yani, basit olarak otomatik oluşturduğumuz framework formlarıyla ekleme, silme, düzenleme işlemlerinin entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu bir ders içerisinde çok fazla olan bir iş. Aslında normal şartlarda eklemeyi ayrıyeten tek göstermem gerekir. Silme nedir göstermem gerekir. Düzelme nedir göstermem gerekir. Fakat vakitsizlikten dolayı otomatikleştirdim biraz. Yani bunu bu normal şartlarda bir saate sığan bir şey değildi. Sadece ekleme, bütün anlattığımız süre zarfında sadece eklemeyi yapabilirdik. Ama otomatikleştirince üçünü dördünü birden yapıp bitirdik. Burada kontrolürde anlamamız gereken şeyler var. Henüz zaten oraya henüz gelmedik. Orayı anlamamız gerekiyor. Şu kategori kontrolürde bu ekleme olunca neler, şu gördüğünüz kodların anlamı nedir? Henüz onlar üzerinde konuşmadık. Show derken neyi kastediyoruz? Edit yaparken bu komutların anlamı nedir? Neler ifade ediyor bunlar? Silme yaparken bunlar neyi ifade ediyor? Henüz fonksiyonların üzerine girmedik. Sadece otomatik oluştuğu için hazır fonksiyonlar oluştu. Ama bunları her zaman hazır oluşturmayacağız. Bazen bizim manuel yapmamız gerekecek bunu. Dolayısıyla bu komutların, buradaki fonksiyonların ne iş yaptığını bizim görmemiz gerekecek ve öğrenmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdilik sadece entegrasyon kısmını yaptık. Yani otomatik ekleme silme düzenlemenin, framework'ün otomatik ekleme silme düzenlemenin otomatik oluşturulması ve bunun bizim template'e uyarlaması, admin panele uyarlaması kısmını gerçekleştirdik. Sonraki dersimizde bunun ayrıntısını göreceğiz.
Ya burada göreceğiz ya da ürün ekleme kısmında göreceğiz. Yani otel ekleme kısmında. Çünkü orada devamında resim upload etme kısmını göreceğiz. İlişki kurmayı göreceğiz. Bütün bunların anlaşılır olabilmesi için uygulamanız gerekiyor bunlar arkadaşlar. Bunlar bundan sonra bu şekilde karmaşık hale gelecek. Karmaşık hale gelememesi için bir öncesine kadar olan şeylerin iyi şey yapılması gerekiyor. Geçen haftaya kadar yapanlar için bunlar anlamlıdır. Bir şey ifade ediyor çünkü fonksiyon var, render yapıyoruz. Template'e çağırıyor. Fonksiyon var, render yapıyor, bir şey çağırıyor gibi gördüğünüz hepsi aynı yani. Render yapıyor, şu dosyayı çağırıyor. Render yapıyor, ilgili HTML'i çağırıyor, render çağırıyor. O tip şeyler.